Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda YKS hakkında söylenmiş, duyulmuş en saçma bilgileri bir arada topladık ve şimdi onların doğrularını öğreneceğiz. İlk doğru bilinen yanlışımız şu arkadaşlar. Her sorunun puanı farklıdır. Bir soru zorsa onun puanı daha fazladır. Arkadaşlar kesinlikle bu şekilde bir durum yok. Bir matematik sorusunun puanı farklı, diğer matematik sorusunun puanı farklı. Böyle bir durum yok. Ama bu olayın ismi var. Bu olayın ismi standart sapma arkadaşlar. Ve bu Teste bakılarak hazırlanıyor. Sorulara tek tek bakılarak hazırlanılmıyor. Ana dilimiz Türkçe olduğu için Türkçe testinin ortalaması her sene daha yüksek çıkıyor ve matematik standart sapması daha yüksek çıkmış oluyor. Böylece insanlara matematik sorularından daha fazla puan gelmiş oluyor. Ama iki matematik sorusunun kendi içinde puanı aynıdır. Burada da küçük bir tavsiye verebiliriz arkadaşlar. Eğer sınavın sonunda vaktiniz kaldıysa ve bir sürü yapamadığınız soru varsa gidip Türkçe'de vaktinizi harcamayın. Onun yerine önce matematiğe, sonra fene, sonra sosyale, sonra Türkçeye bakın. Bu şekilde en çok puan alabileceğiniz soruları değerlendirebilmiş olursunuz. Genellikle sıralama bu şekilde oluyor. Bir diğer saçma bilgimiz şu arkadaşlar. TYT yoruma dayalıdır. Çalışmadan da olur. Arkadaşlar, istiyorsanız deneyin. Çalışmadan hiçbir şekilde olmuyor. Ama şöyle bilgimiz var. ÖSYM yaptığı sınavlarda genelde soruların %20'si kadarını yoruma dayalı ve kolay sorulardan oluşturduğu için soruların %20'sini çalışmadan da yapabilirsiniz. Ama geri kalan için çok ciddi çalışma gerekiyor. Bir diğer yanlışımız şu arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Türkiye'de her sene youtuber'lar işte sınav sistemi değişirse şöyle olacak, böyle olacak. Bu sene sınav sistemi değişecek. Bizim kötülüğümüz olacak tarzında videolar çekiyorlar arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir durumda yok. Sınav sistemi değişirse illa bizim kötülüğümüze olmak zorunda değil. Örnek vermek gerekirse 2018'de YKS sistemi gelmeden önce 2017'de YGS, LYS sistemi vardı arkadaşlar. Ve bu sistemde her soru için bir dakikanız vardı ve sınavın çözülebilirlik oranı çok düşüktü arkadaşlar. Ama YKS sistemine geçildiğinde bazı testlerdeki soru sayıları azaldı ve sınavın çözülebilirlik oranı arttı. Aynı zamanda gelen özgün sorularla birlikte sınavın seçiciliği arttı ve gerçekten çalışan bilen öğrencileri ayırt ediciliği de arttı arkadaşlar. Burada da aslında gittikçe çalışan öğrencinin daha çok hakkını aldığı bir sisteme doğru gidildiğini görüyoruz. Bir diğer saçma bilgimiz şu arkadaşlar. TYT netin düşükse iş bitti sınavı kazanamazsın. E böyle bir durum da yok arkadaşlar tabii ki de. Olay tamamen TYT puanınıza bağlı değil. Hatta TYT AYT'ye göre kıyaslandığında çok az etkiliyor. Ve aynı zamanda yerleştirme puanı hesaplanırken sınavdaki yüzdelere baktığımız zaman TYT'nin %36, yüzde %53 etki ettiğini görüyoruz ve aynı zamanda okul puanınızda %11 etkiliyor. Bir diğer doğru bilinen yanlışımız şu arkadaşlar. Sınav zor olursa bizim kötülüğümüze olur ve sınavı kazanamayız. Böyle bir durumda yok arkadaşlar. Sınav zor olursa biliyorsunuz ki sadece sıralama etkilenir. Düşük net yapmamız hiçbir şey ifade etmiyor. Zaten önemli olan sıralamadır. Sınav sadece sizin için özel olarak zor yapılmadı. Herkes aynı sınava giriyor. Bu yüzden ne olacak? Herkes düşük net yapacak ama sıralamalarda çok bir oynama olmayacak. Hatta şunu söyleyebiliriz. Eğer sınav zor olursa gerçekten çalışan öğrenci hala yüksek netlerde yapmaya devam edeceği için siz çalışıyorsanız siz önde kalırsınız. Bir diğer yanlışımız da açık lise hakkında. Açık liseye geçerseniz KYK bursu kredisi alamazsınız. Kesinlikle böyle bir durumda yok arkadaşlar. KYK bursuyla açık lise tamamen birbirinden bağıntısız şeyler. Yani sizin lisede yaptığınız şeyler üniversitedeki hayatınızı aslında o kadar daha fazla etkilemiyor. Bu da onlardan biri. Ben açık liseden geliyordum ve KYK kredisi aldım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ve açık lise hakkında şöyle bir yanlış bilgi de duydum. Açık liseye gidenler üniversitede Erasmus yapamazlar. Hayır tabii ki de yapabilirler. Burada küçük bir bilgi karışıklığı yaşanmış. Eğer liseyi açık öğretimde okuyorsanız lisede Erasmus'a gidemezsiniz. Üniversitede açık öğretimde değilseniz üniversitede Erasmus'a gidebilirsiniz. Yani açık liseden mezun olup üniversiteyi normal örgün eğitimde okuyorsanız Erasmus yapabilirsiniz. Instagram'ı açıyorum görüyorum YKS sayfaları bir tane post paylaşmış. İşte bu sene mezuna kaldılar, geçen sene mezuna kaldılar, ondan önceki sene mezuna kaldılar, bu sene All Star var. Her sene aynı postu atıyorlar arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir durum yok. Sınava giren insan sayısı artıyor olabilir arkadaşlar. Zaten Türkiye'nin nüfusu da artıyor. Burada bundan farklı olarak gerçekten mezun sayısının arttığına dair bir bilgimiz var mı? Evet mezun sayımız artıyor. Ama siz eğer ilk 1 milyondaki bir üniversiteyi hedefliyorsanız sizin için çok bir şey değişmiyor aslında. Çünkü sınava giren birçok insan zaten netleri sıraladığımız zaman baktığımızda ortalama netlere bile ulaşamıyorlar. Yani siz birazcık çalışan biriyseniz sizin için neredeyse hiçbir şey değişmedi diyebiliriz. Bir diğer yanlışta tercihler hakkında. Diyelim sınavdan sonra puanınızı aldınız ve tercihlerinizi yaptınız. Bir üniversiteyi siz birinci sıraya yazdınız. Başka bir insan o üniversiteyi beşinci sıraya yazdı. Sizin puanınız ondan daha düşük ama siz birinci sıraya yazdınız. Siz yerleşirsiniz. Hayır tabii ki de siz yerleşmezsiniz. ÖSM'nin algoritması bu şekilde çalışmıyor. Öncelikle puanı yüksek olan adaydan başlanacağı için ne olacak? Eğer puanı yüksek olan adayın 5. tercihindeki bölüme gelene kadar hiçbir bölümde kontenjan kalmadı o 5. bölüme yerleşir. Siz kontenjanda olduğu için puanınızın düşük olduğu için yerleşemezsiniz arkadaşlar. Yine tercihler hakkında bir yanlışımız var. Tercih yaparsanız okul puanınız gider. Hayır arkadaşlar tabii ki de gitmiyor. Şu şekilde bir durum var. Eğer tercih yapıp yerleşemezseniz okul puanınız olduğu gibi kalıyor. Seneye kullanabiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar tercih listenizde gitmek istemeyeceğiniz yerleri yazmayın. Hem gitmek istemeyeceğiniz yeri yazarsanız eğer oraya yerleşirseniz hem okul puanınız gidecek hem de orayı zaten istemeyeceğiniz için tekrar sınava girmek istediğinizde puanınızın bir kısmının gittiğini göreceksiniz. Bu da çok üzücü olur. Bir diğer en çok karıştırılan yanlışımız da şu. TYT yorum sınavıdır, AYT bilgi sınavıdır. Böyle bir ayrım da kesin olarak yapamayız arkadaşlar. İki sınavda çok kompleks sınavlar ve hem yorum hem okuduğunu anlama hem problem çözme yeteneğinizi ölçer. Analitik zekanızı ölçer. Böyle olunca da birisi yorum sınavıdır, birisi bilgi sınavıdır. Bu tarz bir ayrım da tam olarak yapamıyoruz. İkisi de çok kompleks sınavlar. Bir diğer yorum ile yanlışımız da şu arkadaşlar. KYK borçları evlenince silinir. Arkadaşlar böyle bir şey de yok. Onları ödemek zorundasınız. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber gördüğümüz bazı yanlış bilgileri düzeltmeye çalıştık. Eğer sizin de kafanıza böyle sorular takılıyorsa yorumlara bekliyorum. Kesinlikle hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağız. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.